Türkiye'deki Azerbaycan vatandaşları ülkelerindeki Cumhurbaşkanlığı seçimi için İstanbul, Ankara ve Kars'ta kurulan sandıklarda oy kullandılar. Azerbaycan'ın Ankara Başkonsolosluğu'nda kurulan iki sandıkta da oy kullanma işlemi efendim saat 8'de başladı. Yoğun bir katılım vardı. Azerbaycan halkı ise bu seçim diğerlerinden farklı. Ermeni güçlerinin işgalinden kurtarılan Karabağ'da yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez sandıklar kuruldu. İzleyelim. Bugün Azerbaycan için çok önemli bir gün ve tabii ki de başka ülkede yaşadığımıza rağmen sesimizi kullanmak istiyoruz. Azerbaycan halkı seçim heyecanı yaşıyor. Yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 7 aday arasından 7 yıl Azerbaycan'ı yönetecek yeni Cumhurbaşkanı seçiliyor. Türkiye'de yaşayan Azerbaycan vatandaşları da Ankara, İstanbul ve Kars'ta sandık başına gitti. Büyükelçiliğimize böyle bu şekilde demokratik bir olanak sağladıkları için teşekkür etmek isterim. Her bölgemizden gelen insanlar var. Daha Kıbrıs'tan bile buraya seçimlere oy vermek için gelen arkadaşlarımız var. Azerbaycan'ın Ankara Başkonsolosluğu'nda kurulan iki sandıkta oy kullanma işlemi saat 8'de başladı. Yoğun katılım dikkat çekti. Azerbaycan halkı içinse bu seçim diğer seçimlerden farklı. Çünkü Ermeni güçlerin işgalinden kurtarılan Karabağ'da yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez sandıklar kuruldu. Biz bugün çok mutluyuz. Çünkü Karabağ'ın işgalden kurtulmasından sonraki bizim ilk seçimimiz. Çünkü tam bir devlet olarak bu seçime katıldık. Artık bütün Karabağ'da, bugün Xankendi'nde, bugün Şuşa'da bu seçkiler gerçekleştirilir. Tabii ona göre de üzümüz gülerdir. En fazla yurt dışı oyuysa Türkiye'den. En fazla Azerbaycan diasporası kardeş Türkiye'den. Başka cüz olabilmez. Türkiye'de kullanılan oylar burada sayılıp Azerbaycan'a gönderilecek.